Dünyanın türküsüne hepiniz hoş geldiniz. Programımızı Bağa Gel Bostana Gel adlı türküyle açtık. Bugün çok özel bir konuğum var. Bana klarneti sevdiren yegane birkaç insandan bir tanesi ve çok aslında eski jenerasyon ama hala ayakta aslanlar gibi çok iyi bir klarnetçiyle beraberiz bugün. Umarım çok beğeneceksiniz. Mehmet Övek, yani Ödemişli Mehmet. Hoş geldin abi. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Şeref verdin stüdyomuza. Teşekkür ederim. Çok memnunuz hepimiz seni. O şeref bana ait işte. Burada görmekten. Teşekkür ediyorum. Ve bu tabii ki şey değil, iltifat değil. Bana evet. Klarneti sevdiren insanlardan en önemlilerindensin. Teşekkür ediyorum. Çok dinledim seni küçükken. Evet. Ve hala da dinliyorum. Dinlemektesiniz. Teşekkür ediyorum. Bizi biraz Ödemiş'ten, İzmir'e evet. Gelme macerasından bahsedersen çok sevineceğiz. Hüsnücüğüm, 78-80 yıllarında İzmir'e geldim ben. Türkiye'mizde İzmir'i çok seviyorum ben yani. Evet, İzmir çok güzel. İzmir çok güzel bir memleket biliyorsun. İzmir'de rahatım da güzel. Çok şükürler olsun. İzmir'de de emekliliğimi kazandım. Oh, emekli oldum. Şu an halen de İzmir'de yaşantımı sürdürüyorum. İkamet yerim orası. O 78-80'li yıllarında fuarda biliyorsun, belki biliyorsun bilmiyorum. Fuarımız 30-35 gün, 40 gün sürerdi yani. Evet. O senelerde iyi güzel büyük sanatçılarla çalışma şansını yakaladım. Onlara eşlik ettim. Bunlardan birkaçını sayabilir misin bize? Tabii Zeki Müren. Oh. Rahmetli Zeki Müren'le. Allah rahmet eylesin. Evet. Bülent Ersoy hanımefendiyle. Adnan Şenses, Ahmet Özanlar'la beraber o senelerde çalıştık. Saygıdeğer Muamber Çetinyay hocamızla evet. Birlikte olduk. Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın. Buradan ellerinden öpüyoruz. Saygılarımı sunuyorum kendisine. Kendisiyle bir Amerika konserimiz oldu Muamber Çetinyay ile. Samimiyet evet. Sanayi solistimizdi. Evet. Sonra Pabuç Ahmet ismiyle tanınan evet. Bir arkadaşımız da var. Yine Muamber Çetinyay şefimiz olmak üzere. Almanya konseri, yılbaşı programları evet. Da falan beraber olaraktan gittik. Yani yurt dışında da bayağı konserleriniz oldu. Konserlerimiz oldu. Solistimiz orada da Pabuç Ahmet'in yeğeni diyebiliyorum ben. Ayşe Mine. Ayşe Mine evet, hanımefendiyle de beraber orada programlarda bulunduk. Çok güzel. Yani durumumuz böyle bu şekilde devam ettiriyorum. Halen daha İzmir'den kopamıyoruz yani. İzmir başka türlü bir ailem. Başka ailem diye. Tabii. Ben aslında bir an evvel senin klarnetini duymak istiyorum ve uzun zamandır evet. Duymuyorum. Evet. Lütfen bize bir parça çalarsan. Memnuniyetle. Neyi çalmak istersin bize? Hangi parçamızı? Burada bir çifte teliyle başlayalım diyorum ben. Çok güzel olur. Bir çifte teli çalmak. Lütfen. Tabii. Biz çalmaya çalışacağız. Biz de zevkle dinliyoruz. Thank you.
Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Evet. Uzun zaman oldu seni dinlemiyorum tabii. Evet güzel. Dinlemiyorum derken aslında dinledim geçenlerde. Evet. Albümün geldi bana. Altın Klarnet. Ödemişli Mehmet. Ödemişli Mehmet, evet. Avare hatta albüm. Avare albümdü, evet. Değil mi? İsim albüm. Bu albüm ne zaman çıkmıştı Mehmet abicim? 2003 yılında. 2003 yılında. Evet. Bu kaçıncı albüm oldu Mehmet abicim? Şimdi canım bu bir tane de İzmir'de Yavuz Kasetçi diye bir arkadaşımız var. Zeybekleri biliyorsun. Evet. Onunla orada çalmıştım ben. 3 tane Zeybek çalmıştım. Evet. Bu ikinci kasetimiz oluyor. Bu grupla birlikte konserler falan düşünüyor musunuz? Var mı bir şeyler yani önümüzdeki günlerde? Çünkü çok dünya festivallerinde bu tarz evet. grupların çok güzel yerleri var ve çok ilgi çekiyor. Yani evet. etnik müzik festivallerinde, dünya müziği festivallerinde özellikle çok ilgi görüyor. Var mı konserler falan? İnşallah ileriki tarihlerde düşünüyoruz, düşünmüyoruz değil yani. Ben buradan gerekli kimselere tabii ki söylemek istiyorum. Bu tarz gruplar çok önemli. Evet. Bizim ülkemizdeki roman kültürü, roman müziği kültürünün en güzel temsilcileri bana göre. Çünkü her zaman söylediğim gibi Türkiye'de roman müziği yok. Türk roman müziği vardır. Çünkü Türkiye'de yapılan roman müziği tamamen Türk müziği Türk makamları ve Türk müziği ritimleri üzerine kuruludur. Az önce duyduğumuz gibi. Tabii. Bunun sadece kendimize göre farklı bir yorumu vardır kendi içimizde. Tabii yorumlar ayrı ayrı tabii değişiyor. Ve o yorumlardan birini daha alsak ne güzel olur şimdi. Diyorsun. Evet. Tabii. Mesela neyi alabiliriz? Memnuniyetle. Buradan? Avare demiştik i̇şte, az avare. Önce. Evet. Avare'yi dinlersek evet. çok sevineceğiz. Memnuniyetle. Buyurun Memnuniyetle efendim. Hocam. Tabii. Thank you.
hocam. Alın çizgi. Bu klarneti merak ettim. Bayağı eski görünüyor. Kaç yıldır çalıyorsun bunu Mehmet abicim? Bu klarnet Hüsnü'cüğüm 50-60 yıllık bir klarnet. Allah rahmet eylesin Süleyman Şen hocamız vardı. Allah rahmet eylesin. Buradan rahmet diliyoruz kendisine. Evet. Onun klarnetidir bu. Ondan aldım ben bu Peki, sazı. Peki o kaç yıl çalmış yani 50-60 yıllık deyince? Şimdi güzelim bu saz Çekoslovak yapımı. Çekoslovak yapımı evet. Biliyorsun yani. Biliyorum. Çekoslovak evet, yapımı. Evet, belli Şimdi zaten. Bu ağacı bunun kemik çok sert bir olduğu için yani evet. Yıpranma bayağı uzun bir süre alıyor yani. Uzun Artık süre bu içerisinde. Senin bir parmağın kolun gibi olmuştu. Tabii bu gibi. Benim Çünkü evladım gibi bu yani. Bu kadar uzun süre çalmak. Yani ben iki yıldır çalıyorum klarnetimi. Evet, olmadan başka klarnet çalamıyorum. Çalamıyorum. Evet, herkesin alıştığı bir saz var yani. Onun dışına çıkamıyorsun yani. Peki kaç yaşında başladın Mehmet abi ilk? Şimdi Hüsnü'cüğüm ben 10 yaşında kemana başladım. Bizim mesleğimiz biliyorsun aileye dayanıyor. Tabii yani. Ki. Aileden. Babam rahmetli. Keman, ut, cümbüş vardı o seneler. Klarnet. Evet. Ben klarneti zaten babacığımdan öğrendim. Oo, ne güzel. Allah rahmet eylesin kendisini. Kemanı ne kadar çaldın? Kemanı 10 yaşında başladım. 15-16 yaşına kadar devam ettim kemanı ben. Ondan sonra 17 yaşlarında iyi hatırlıyorum yani klarnete başladım. Babacığım kemandan klarneti döndürmesini vesile olan kendisidir yani. Babacığım klarneti sevdirdi bana. Benim bildiğim duyduğum bir şey vardı mesela. Evet. Genelde trompetle başlayanların klarneti daha hakim, daha böyle sağlam çaldıklarını hani bir avantajı olduğunu duydum. Evet. Mesela buna en güzel örneklerden bir tanesi tabii ki İsmail Bergamalı. Tabii muhakkak. Trompetle başlamış muhakkak, önce. Muhakkak, sonra Ferdinand As vardır. O da benim dayı yakın. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Abi. Buradan İsmail abinin de ellerinden öpüyoruz. İnşallah onu da çok yakın bir zamanda göreceğiz. İnşallah selamlarımızı iletiyoruz buradan. Ve aynı şekilde kemanla başlayan bir de bir kişi daha hatırlıyorum ben tanıyorum. Safet Gündeğer. Safet hocamız. Gündeğer o zaman bir kişi hocamız. Daha var. Safet Gündeğer de Allah rahmet eylesin. Tabii. Keman ben şeyi de biliyorum. Çalıyordu. Hasan abi, Hasan Yarım Dünya. Bilmeyenler için Hasan Gırnatacı, Gelibolulu. Ben Gelibolulu, Yarım Hasan Dünya biliyorum. O da kemanla başlamış ilk ve çok iyi keman çalar sizden hala. Sizden biliyorum, evet öyle mi? Ne kadar güzel, ne kadar hala güzel. Çok iyi keman çalar. Çok güzel. O da kemandan klarnete dönmedi öyle biliyorum. Mi? Evet, demek bir avantajı var, onun için çok lezzetli çalıyorsunuz. Bütün estağfurullah. Aslında estağfurullah. Öyle bir şey ki sizin neslinizde çok iyi klarnetçiler var. Kendi aranızda. Güzelim. Tabii ki bu kadar insanın arasından sivrilebilmek. Büyük bir başarı hala da ayakta durmak ve az önce söylediğim gibi davet ederken aslanlar gibi çok güzel de oluyor. Ve düşünmüyor musun peki yeni klarnet almak? Bayağı eskimiş gibi görünüyor mesela. Şimdi düşünmüyor musun derken düşünüyorum. Benim elim buna yatkın. Ben sazıma aşığım. İşte onu diyecektim ben. Aşığım ben sazıma evet. Yani. Ya. Ben devamlı yeniliyorum. Perdelerini falan bunun. Bakımını yapıyorsun bakımı. Güzel tabii, 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 tabii ki. Gayet bunda çok rahat olduğum için yeni klarneti almakta bir şey görmüyorum yani. Eyvallah. İhtiyaç görmüyorum. Tabii ki yani bu insanın aşkıyla ve eliyle, dudağıyla alakalı bağdaşmalı bir şey. Tabii ki. Onun için bu güzel klarnetten yani sesi, tonu, akortu da çok güzel geliyor. Öyle mi? Evet. Evet. Tabii çalanla da doğru orantılı akort olayı çok canım önemli. Canım benim, canım benim. Sağ olun. O zaman bir parça daha dinlemek istiyoruz. Aslında evet. Bir parça beraber çalalım biz seninle abi. Ne çalalım? Ben sana bırakıyorum bunu. Ne çalmak istiyorsan beraber. Aslında Mehmet abicim başka bir şey geldi aklıma. Senin Bergama'ya düğüne geldiğin bir sürü düğünlere geldim Bergama'da. Ben çok ufaktım tabii. Benim böyle ufak bir bidonum vardı. Evet. Onu boynuma asıp ben böyle sopalarla çalıyordum. Evet. O geldi aklıma. Ben senden zeybekleri dinlemek istiyorum. Ben de sana davul çalmak istiyorum. Öyle mi? Eğer çok memnun olurum. Çalarsan Memnuniyet... çok sevinirim. Zevkle. Hadi. Zevkle baba. Hadi bakalım. Zevkle. Evet hocam. Thank you.
Ağzına sağlık. Bir talebe yetiştiriyor musun Mehmet abicim? Yani bir talebe yetiştiriyor musun derken işte bir örnek benim. Bir sürü benim gibi örnekler var. Mesela benim dayım da var seni çok dinleyen. Biliyorsun Mansur. Evet. O da çok önemli bir klarnetçi. Evet. Yani dinleyip de öğrenen çok insan var biliyorum. Evet. Ama karşına alıp öğrettiğin bu da benim talebem. Yani ben bunu yetiştiriyorum diyebileceğin kimse var mı? Hüsnücüğüm şimdi iyi çalma, iyi yorumlama, iyi okuma, iyi yorumlama bunlar Allah'ın bir lütfu. Evet. Allah'ın bir vergisi. Bu apayrı bir olay. Tabii ki. İyi çalma biliyorsun öğretilmez. Evet. Yani bu Allah'ın bir bizlere vermiş olduğu çok kabiliyet meselesi. Kabiliyet yetenek yani evet. Bu. Hissiyat. Onun için bu konuda çok kişiler bana geldi. Benim oğluma ders verir misin? Şeklinde söylediler, konuştular. Ben bu şekilde yaklaşmadım yani. Evet. Bu tabii zor ders verme olayları. Ders vermek olayı çok ayrı zor bir, yani. Ayrı apayrı bir yetenek, apayrı bir yetenek. Yani tabii. Mesela yani. o konuda ders verme konusunda bana göre benim konservatuvardaki hocamdan sonra Tülay Örser, onu da elinden öpüyorum, görüşemiyoruz ne zamandır. Şimdi, Alaaddin Gözetlik vardı. Evet yani. Canım. Onun evet. Mesela öğretme kabiliyeti çok güzel. Evet. İnanılmaz. O da benim eniştem olur. Ayrı bir yetenek o da tabii. Akrabaların hepsi klarnetçi. Ben ne kadar şanslı bir adamım ki canım sizin benim. Gibi canım, büyük klarnetçilerin arasında böyle hocam. Hepinizin ortasına doğmuşum. Estağfurullah. Bazen soruyorlar mesela kimden öğrendin, nasıl öğrendin, nasıl işte falan diye. Benim şansım bu. Yani bu kadar güzel klarnetçilerin arasında olmak. Hepsi bir şekilde ya akrabam, ya eşim, dostum, efendim işte babamın arkadaşı, sen mesela işte bir şekilde. Hı. Bu büyük bir şanstır, lütuftur. Tabii ben de bunu sonuna kadar kullanmayı sürdüreceğim düşünüyorum ve sürdüreceğim inşallah. Sürdürüyorsun. Peki buradan bir şey daha seçip ben. Evet. Gerçek aşk. Kimin bestesiydi? Şimdi sevgili Muammer Çetin, hocamızın. Buradan evet. Tekrar kendisine buradan saygılarımızı, sevgilerimizi evet. İletiyorum. Harika bir 9-8'lik. 9-8'lik yıllardır şarkı da türünde yapıldı bu evet, biliyorsun. Bunu evet, bir biliyorum. Oyun hava türünde çalmayı gayret edeceğiz yani. Lütfen biz de zevkle İnşallah dinliyoruz yani. Abicim. Evet. Buyurun.
Teşekkür ağzına ederim. Sağ olun. Sağ zamanımız olun. Su gibi aktı yine. Su gibi aktı gitti. Özellikle müzisyen arkadaşlar çok teşekkür ediyorum abiler hepinize geldiğiniz için. Mehmet abicim çok teşekkür ediyorum bizi kırmayıp buralara geldiğin için. Hocam, bizi ne çok demek, mutlu ne ettin. Ne demek, teşekkür ederim. Ağzına, ben yüreğine, gönlüne sağlık. Allah ömürler versin inşallah. Bana böyle güzel bir programda bana yer verdiğin için asıl ben sizlere teşekkür ediyorum. Çok teşekkür sağ ediyorum. Sağ olun, eksik olmayın sağ olun. Yani. Eyvallah. Dünyanın Türküsü'nde bu haftaki konuğumuz Ödemişli Mehmet. Yani Mehmet Övek'ti. Biz şimdi final olarak size birlikte bir parça çalacağız. Bizle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz ve birlikte parçamızı çalıyoruz. Tabii. Hatta yine bir klarnetçiden dinlediğimiz, duyduğumuz, öğrendiğimiz bir parçayı çalalım. Şükür. Kandıralı'dan tamam. Yıllarca bayram sabahlarında, yeni yıl gecelerinde çok dinledik. Hicazkar Haydar Tatlıyay'ın Hicaz Dola parçasını çalıyoruz beraber size. Evet. Hatta başında biraz bir taksim yapalım mı birlikte sen? Tabii, daha güzel olur. Daha güzel olur tabii.